Ayça Yılmaz'la Zirvedekilere hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir mekandayız. Biz bugün Galatasaray'ın stadında, arenadayız ve yanımda çok önemli bir konuğum, çok önemli bir zirvecim var. Sevgili Aka Gündüz Özdemir. Kendisi Koç grubunun çok önemli bir markasını dünya markası haline getirmiş bir isim ve aynı zamanda Galatasaray'ın yönetim kurulu üyesi. Hoş geldiniz Gündüz Bey. Hoş bulduk. Çok güzel bir yerdeyiz bugün. Ben üşüyorum. Siz de eminim üşüyorsunuz ama Cem Yılmaz'ın da dediği gibi mekan zaten oynatıyor değil mi? Evet. Galatasaray stadındayız. Benim için çok önemli bir yer burası. Bir Galatasaraylı olarak bu sahada olmak, bu zemine ayak basmak benim için çok önemliydi. O yüzden mutluyum ne burada güzel, bulunmaktan. Bir Galatasaray'la röportaj yapıyor olmak da benim için. Benim için de önemli. Ayrı bir mutluluk. Her şeyden önce başarılarınızı aslında konuşmak istiyorum. Bugün bizi kırmadınız, davet ettiniz, hep birlikte buradayız. Ve umuyorum ki güzel bir sohbet olur. Yine sıcak ve samimi, hava ne kadar soğuk olsa da. Koç ailesinin ve Vehbi Koç'un sizin için öneminden biraz bahsedilmesini istiyorum ki izleyicilerimiz de biraz bu hikayeyi dinlesinler. Efendim bildiğiniz gibi Koç grubu 100 yıla yakın bir geçmişte Türkiye ekonomisinde lider olmuş, önder olmuş, örnek olmuş bir aile. Ve biz çok genç yaşlarda bu ailede kendimize bir iş imkanı bularak yaklaşık 40 sene çalışma fırsatı yakalamış bir kişi olmanın ayrıcalığını, onun gururunu taşıyor. Koç ailesi benim için, Koç grubu fevkalade iş disiplini, iş ahlakı, ülke için yaratılan değerler, bu ülkeye verilen önem, ama her şeyden önce insan kaynağına vermiş olduğu, insana vermiş olduğu önem dolayısıyla adeta bir idol ve aidiyet duygusunu en yüksek seviyede taşıdığım bir ayrıcalıklı konum olarak nitelendiriyorum. Peki Vehbi ve Rahmi Koç'un önemi sizde ne gibi bir seviyede? Onu da merak tabii ediyorum. Benim sanırım biraz daha fazla şansım var. Ben çünkü rahmetli Vehbi Bey'le sanıyorum 5-6 sene bir şekilde teşki mesai yapma imkanı yakaladım. Bana göre Vehbi Bey tarifi çok da kolay olmayan, o zamanki gözlemlerimle müthiş etkilendiğim, her kelimesine son derece dikkat ederek bir şeyler çıkarmaya çalıştığım çok önemli bir insandı. Biz Vehbi Bey'le konuşurken son derece tedirgin olurduk. Çünkü çok etkileyici biçimde sorular sorar. Hiçbir zaman lüzumsuz tek kelimeyi konuşmaz. Sizi daima doğru yöne yönlendirecek bir şeyler yapar. O pozisyonda da ne yaptığınızı siz farkına varmadan kontrol ederdi. Bu da size daha disiplinli olma, çok daha dikkat etme, işi buna göre yönetme, onun isteklerini anlayabilme fırsatı verirdi. Ben bazen yurt dışından gelen insanlar bizden bu konuda röportaj falan yapmak istiyorlar, nasıl tanıyorsunuz falan diye. Bana bir her zaman sorulduğunda ben Vehbi Bey'in bir insan olarak karşısındaki insandan ne öğrenmek, ne almak istediyse bunu çok kolaylıkla yaptığı, müthiş bir zekası olduğu, bunu yaparken de hiçbir şekilde, hiçbir şeye müdahale etmeden fevkalade iyi bir şekilde dinlediğini gördüm. Dinlemek önemli bir şey, evet. Değil mi? Dinlemeyi bilmek. Fevkalade iyi dinliyordu ve bazı zamanlarda da cebinden küçük bir karton çıkarıp not alıyordu. Siz de merak ediyordunuz acaba niçin not alıyor diye. Eğer orada bir hata yaptıysanız sonra bilahare dönüp size bu hatanızla ilgili evladım şunu düzelt, şurası şöyle değil de böyle değil, böyle diyen bir üslubu vardı. Yani özet
özetlemem gerekirse Vehbi Bey, herkesten bir şey öğrenmeye çalışan, son derece mütevazi, ki günümüzde çevrenize dikkat ederseniz herkes her şeyi çok bildiğini iddia ederek veya öyle görünerek bir şeyler söylemeye çalışır. Tam bunun tersinde bence başarısının en önemli anahtarı da buralardan geçmişti. Tabii zeka ile başkalarının tecrübelerini görüp ondan bir şeyler çıkaracak hamuru birlikte pasta yaparsanız bundan hakikaten çok kaliteli pasta çıkardı. Nitekim de çıkmış. O günkü Türkiye'nin koşullarına göre, bugün Koç Grubu'nun geldiği yere bakarsanız, yıllardan beri ki Koç Grubu'nun değerleri içerisinde çok veciz bir şekilde cümlelerle bunlar anlatılmıştır. O itibarla müthiş saygı duyarım. Hiçbir zaman orada çalıştığım için pişman olmadım. Çok şey öğrendim. Buraya gelmemin sebebi belki oldu. O fırsatları bize verdiler. Bundan dolayı da son derece mutluyum. Rahmi Bey de tabii başka bir kuşak olarak, tabii ki aynı kültürden gelen, çok daha iyi yetişmiş, bütün dünyanın her tarafını bilen, size başka bir yönde sizi bakış açınızı değiştirmeye çalışan, işe bağlılığınızı artıran, bir takım prensipleri bıkmadan, usanmadan uygulayan, çok fazla hissettirmeden otoriteyi de kuran bir iş anlayışına sahipti. Ben çok fazla yüz yüze çalışmadım ama özellikle Arçelik'te çalışırken Rahmi Bey'le epeyce teşviki mesaim oldu. Tabii hemen arkasından da 3. jenerasyon Rahmi Bey'in çocuklarıyla beraber çalışma imkanım oldu. Dolayısıyla ben bu iş hayatımın içine Koç ailesinin 3 jenerasyonuyla da çalışıp onları hissedebilme fırsatı bulmuş olan bir insanım. Çok şanslıyım bu bakımdan. Çok büyük bir şans gerçekten. Evet. Çünkü bundan ötürüdür ki birçok şeyi belki iyi başarılarla, büyük başarılarla başarmış olmanız. Çünkü notlarımda da görüyorum, siz Koç grubunun çok büyük bir markası varken ortada yepyeni bir marka ortaya çıkardınız ve bunu dünya markası haline getirdiniz. Şimdi aynı grubun var olan bir markası varken onun yanı sıra başka bir markayı dünya markası haline getirmek ve onunla yarıştırabilmek, hatta belki daha büyük başarılara taşıyabilmek, bu çok da kolay bir şey değil. Bunu nasıl yaptınız? Tabii bir kere yaptım diyemem hiçbir zaman. İnsan tek başına hiçbir şey yapamaz. Ben hasbelkader bunu yapan ekibin lideri olarak bu işe giriştim. Ben iş hayatıma Beko Ticaret Anonim Şirketi'nde başladım. Beko Ticaret Anonim Şirketi Beko markasının sahibi olan şirkettir. İlk işe girdiğim yıllarda Arçelik markasının Türkiye'deki distribütörlüğünü yapan bir firmaydı. İlk defa Arçelik'le o vesileyle tanıştım. Daha sonraları Arçelik grubu şirketler kuruldu. Arçelik markasını pazarlamak için biz tamamen ayrı bir tarafta, ayrı bir modelde kaldık. Ve 91'li yılların başında Beko markasının yeniden tarif edilmesi, revize edilmesi bir şekilde Beko markasına bir yeni bir konsept kazandırılması, bu markanın büyümesi gibi görevlerle iş elimize geldi. Evet. Daha doğrusu bize bu görevler verildi. Evet. Biz tabii şunu da söylemem lazım. Beko markası çok eski yıllardan beri şirketin de isminden kaynaklı olduğu için muhtelif ürünlerde kullanılmış bir markaydı ama derli toplu bir duruşu yoktu. Bütün bunları bir arada toparlayıp mevcut piyasa içerisinde bir hacim kazandıracak, bir performans çıkaracak çalışmaları başlattık. O zaman bunu tanıtım açısından, bu konsepti tüketiciye iletebilmek için oturup bir arayışa girdik. Bize destek veren özellikle komple büyük bir reklam şirketiyle beraber epeyce kafa yorduk. Sonuçta o yıllarda Türkiye'ye özellikle Almanya'dan, Avrupa'nın muhtelif yerlerinden
bilinen markalarda dayanıklı tüketim malları ithal ediliyordu ve Türkiye'deki belli insanlar bunlara çok rağbet ediyorlardı. O yıllarda da Koç grubu yavaş yavaş ihracat yapmaya başlamıştı. Beko markası da bu ürünler içinde kullanılıyordu. Biz bu konseptin Türk tüketicisine markayı anlatmak için işe yarayacağını düşündük. Çok uzun çalışmalardan sonra ve dedik ki biz bu markanın bir dünya markası olduğunu söyleyerek bu işe başlayalım. Tüketiciye bizim de yurt dışında ürün satma, başarılı olma durumumuz var. Siz bir de bunlara bakın. Onca parayı yabancı markalara veriyorsunuz. Biraz da bunlarla ilgilenin. Evet. Dolayısıyla markaya buradan ayrı bir imaj kazandırmak için yola girdik. Bir dünya markası deyip ilk, zaten... İlk söylediğimiz sloganımız Beko bir dünya markasıdır. Ki hala Beko markası için bir dünya markası diye devam eder. Bu fevkalade anlaşılır biçimde tüketiciyle bir bağ kurdu. Marka arasında sıcak bir bağ kurdu. Tabii biliyorsunuz pazarlama sadece iletişimden ibaret bir faaliyet değil. Tabii ki doğru ürünler vardı. Tabii ki doğru kanallarda, tabii ki doğru fiyatlarla yıllarca bunun üzerinde durduk. Her gün bu pazarı geliştirdik. Bizimle işbirliği yapmaya çalışan Türkiye'nin her tarafındaki bayiler ilgi gösterdiler. Sanırım hizmeti de doğru biçimde bayiyi de güçlendirecek, kendi şirketimizi de yüceltecek şekilde yaptık ki tüketici de buna katkı sağlayınca Beko markası bir şekliyle bu hale geliverdi. Bugünlere geldik diyorsunuz. Bugünlere geldi. Tabii bu markanın benim için önemi çok farklıdır. 2000 yılları da Beko Ticaret Anonim Şirketi, Koç grubunun aldığı bir kararla Arçelik bünyesinde gruba ait 6 şirketin birleşmesiyle yeni bir Arçelik konsepti içerisinde yine yerini aldı. Hı hı. Büyümüş haliyle bu defa yerini aldı. Hı hı. Ama bunu yurt dışındaki teknolojik olarak Arçelik'in teknik ekibi gerçekten olağanüstü performans göstererek özellikle bazı yapılamaz denilen işleri de yaptığı için ve bağımsız bir şekilde ürünleri vücuda getirdiği için bunun da vermiş olduğu güçle biz bütün dünyada gücümüzün yettiği, elimizin yettiği her yere bu markayı yaymaya başladık. Markanın büyüklüğüyle ilgili artık yani hiçbir şüphe yok. Gerçekten bir dünya markasından bahsediyoruz. Ben biraz da sizin başarınıza gelmek istiyorum, kişisel başarınıza. Çünkü siz 2003 yılında genel müdürlük görevini üstleniyorsunuz. 2007 yılında dayanıklı tüketim grubu başkanlığı görevine getiriliyorsunuz. 2008 yılında da grup başkanlığı görevine evet. devralıyorsunuz. Şimdi yaptığınız işler oldukça fazla. Çok kısa sürede birçok başarı elde etmiş bir kişiden bahsediyoruz şu anda. Teşekkür bunları ederim. Konuşurken bunu başarmak nasıl oldu? Bu nasıl mümkün oldu? Bu yoğunluğun içerisinde olup da her alanda iyi bir şey elde etmek bu nasıl oluyor? Vallahi tabii ben bir defa yani amiyane tabirle bu işin mutfağından çekildiğini gelmenin ayrıcalığını taşıyorum. Yani benim bütün iş hayatım bu markayla yaşayarak geçti. Bununla ilgili bütün tarafları tanıyarak geçti. Oraya kafa yorarak geçti. Ve bir bütün olarak bu işi en iyi nasıl yaparım diye düşünerek geçti. Şans bizi özellikle bu deminki bahsettiğim birleşmeden sonra Arçelik şirketinde yurt dışındaki performansı büyütmek hedefiyle karşı karşıya bıraktı. Bunun için gerçekten yetenekli, istekli, inanan, ürünlere inanmış, yönetime inanmış, gruba inanmış arkadaşlarla beraber biz de herhalde olayı doğru yönettik ki enteresan bir zamanda bu başarıyı sağladık. Ha, ben nasıl başarılı oldum diye bana eğer soruyorsanız hı hı. eğer, ben bir defa yaptığım işten çok büyük keyif aldım her zaman. Zevkle çalıştım. Yani eski
Türklerin çokça kullandığı bir şey vardı. Çok klasikleşmiştir ama onu söyleyeceğim. Mesai kavramı işe ilk başladığımdan beri benim için hiçbir zaman önemli olmamıştır. Bu ne sağlıyor size? Ya da niçin böyle oluyor? Bu sevdiğiniz için böyle oluyor. Sevmeseniz bunu yapamazsınız. Sevmek de yetmiyor. Severken yarattığınız değerler, yaptığınız işin sonunda ortaya gelen ve ürünler ve hizmetler. Sahiplenmek de çok önemli değil mi? Bunlar bütün sahiplenerek olan şeyler. Yaptıkça bir şeylerin bir şeylerin ortaya geldiğini görüyorsunuz. O size haz veriyor. Ondan bir şey alıyorsunuz. Bu sefer daha fazlasını öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bu karşılıklı etkileşimle insanlar bir yerlere gidiyorlar. Tabii ki bunu sadece bu ortamda yapmıyorsunuz. Rakipleriniz ne yapıyorlar? Dünyada neler oluyor bitiyor? Ürünle ilgili gelişmeler nelerdir? Piyasalar nelere dikkat ediyor? Özellikle tüketiciyi ne kadar dinliyorsunuz? Bu çok çok önemli. Çünkü size gerekli olan performansın ipuçlarını hep tüketiciler veriyorlar. Bunu iyi dinliyorsanız, bayinizi iyi dinliyorsanız, doğru ürünü doğru zamanda doğru yerde de satabiliyorsanız bu başarı kendi kendine geliyor. Yine ama bir koç değeri değil mi? Dinleyebilmek. Kesinlikle. Kesinlikle ki Koç Grubu'nun değerleri arasında bir numarada yer alan bir cümle vardır. Müşteri veli nimetimizdir. Evet. Bunu iyi düşündüğünüz zaman tüketiciyle ilgili, müşteriyle ilgili her şey bunun içerisinde saklıdır. Kesinlikle. O konseptle, o anlayışla yetiştiriliyorsunuz ve artık o sizin hayatınız oluyor. Ondan başka bir şey düşünerek çalışmıyorsunuz. Ha ben belki yıllarca aynı işi yapmış olmanın belki ayrıcalığını taşıyorum, onu bilmiyorum ama ziyadesiyle odaklandığım için bundan bana göre başarı kendi kendine geliyor. Geldi de zaten. 40 yıldır bu iş hayatının içerisindesiniz. En az evet, 40 yıldır. Evet. Özel bir anınız oldu mu iş hayatında? Benim için özellikle yani amiyane tabii düz memurluktan yöneticiliğe geçişte yaşadığım bir anım benim hayatıma fevkalade yön veren önemli bir anının ötesinde düstur bile olmuştur. Onu hiçbir zaman unutamam ve bütün gençlere de bunu fırsat geçtikçe anlatırım. Ben ilk şef olarak tayinim yapıldığı zaman o zamanki genel müdür beni ziyarete geldi. İlk masaya oturduğum gün bana elini uzattı. Kulübe hoş geldin dedi. Ben bilmiyorum kulüp nedir, ne değildir bunları bilmiyorum ve bana dedi ki sana şimdi bir şey söyleyeceğim. Hayatım boyunca dedi bunu unutma lütfen dedi. Buyurun efendim dedim. Sen dedi yerine adam yetiştirmediğin sürece bu sandalyede oturacaksın dedi. Başka ben dinlemeden çekti gitti. Düşündüm ne demek istiyor acaba bu müdür dedim. Sonra anladım bunun ne kadar değerli bir şey olduğunu anladım. Ve benim başarılı olduğumsa başarıya gelmemde bu prensibin çok büyük rolü vardır diye düşünmüşümdür. Ve bunun doğal olarak getirdiği şey, siz bunu yaptığınız sürece içinde çalıştığınız müessese ister istemez gelişiyor. Evet. Çünkü sizden gelen kuşaklara, size ait olan tecrübeyi, onun da bilgi ve becerisi yanında takdim edip ona fırsatı verirseniz eğer, o da yaratıcı gücünü ortaya koyarak, sizden belki de daha iyisini yaparak, bir taraftan kendine, müessese faydalı olurken, öbür taraftan da benim için bir fayda yaratmış oluyor. Aslında alttan, bilgi paylaşımı ne kadar önemli bir şey ki, değil mi? Tabii ki çok önemli, çok önemli. Klasik bir laf vardır bilirsiniz. Paylaşılarak büyüyen iki şey vardır. Birisi bilgi, öbürü de sevgidir. Sevgi, paylaşabildiğiniz doğru. Kadar büyür. Doğru. Tabii genelde iş hayatında bir takım korkular, kıskançlıklar nedeniyle çoğu kez bunu tersi yapılır. Bugün bile hala böyle yapılan yerler vardır. Ama Koç Grubu'nun belki de bizlere öğrettiği en önemli şeylerden bir tanesi de bu prensiptir. Bir yerde demin müşteri veli nimetimizdir ki Koç Grubu'nun değerleri arasında çok önemli yer tutar. Evet ikinci sırada da en değerli varlığımız insan kaynağımızdır denir. İnsan kaynağının değerliliğini yüksekte tutacak olan en önemli yeri de bence buralarda saklı. Bununla mümkün olabiliyor. Yok sabahtan akşama kadar insan kaynağının değerli deyip bir şeyler söyleyebilirsiniz. Ben yeri gelmişken şunu size söyleyeyim. Bu kadar yıl bir müessesede çalışan bir insan olarak emekli olduktan sonra etrafta ne var yok daha iyi görmeye başladım. Daha iyi görmeye başladım.
Keşke bu değerlere birçok müessese, mutlaka da vardır ama gördüğüm birçok yerde maalesef insanlara bu denli önem verilmediğini, bu denli yatırım yapılmadığını, bundan dolayı da birçok değerin heba olduğunu gördüm. Bu üzüntü verici bir şeydir. Doğru. Bu sohbete kaldığımız yerden birazdan devam edeceğiz. Sadece kısa bir ara vereceğiz. Tabii. Biraz da ısınalım. Tamam. Üşüdük çünkü. Üşüdün mü? Çok serin, siz üşümediniz mi? Ben tam ısınmaya başladım. Kısa bir aradan sonra Ayça Yılmaz'la Zirvedekiler devam edecek.